Bir akşamüstü Gökçeada'ya gidiyoruz. Gökçeada Rum okulu için Zeytinli köyüne vardığımızda okulun 3 öğrencisi de çoktan evlerine gitmişti. Köyün okulu 1964'te kapatıldı. Okul, Kilise Vakfı'nın başvurusu üzerine 49 yıl sonra 2013'te yeniden açıldı. Bir 49 sene sonra, yarım asır diye geçiyor. Çünkü hani bu yörede, bu yaşadığımız coğrafyada, Gökçeada'da azınlık okulu yoktu 50 sene. Bütün bürokrasi bunun üzerine tabii bunları geride bırakmıştı muhakkak ve bunları yeni baştan yakalamak gerekiyordu. İnanılmaz duygular, anlatılmaz böyle bir heyecan vardı ve şahsi olarak yani benden bahsedecek olursam çünkü her bir insanın hissettikleri de biraz fark edebiliyor. İnanamıyordum ki Zeytinli köyündeyim. Çünkü bu okulu biz hep ziyaret ederdik yaz ayları dışarıda. Oturduğumuz yerlerdi, yaşadığım mekandı yazın, geldiğim oturduğum mekandı. Bir harabe halindeydi bu okul. Hakikaten böyle şimdi 2 senedir bazen işte gözlerimi ovuşturuyorum. Diyorum hakikaten bu bir koşuşturmadır gidiyor. Çünkü sorumluluk sahibiyiz ve güzel şeyler ileri götürmek amacıyla kendimizi elimizden geleni yapıyoruz. Doğrusunu söylesem beklemiyordum. Beklemediğimiz bir olaydı. Yani bu kadar bizim neslin böyle yaşayacağını bu şekilde. Bir taraftan bir hakikaten bir mucize, bir sürpriz şeklinde. Çok güzel bir coğrafyadayız. Paylaşacak o kadar güzel şeylerimiz var ki bazı kötü hatıraları, bazı kötü şeyleri arkada bıraktık diyebilirim. Yani yeni başlangıç, yeni bir sayfa açıldı. 2 öğrencimiz 1. sınıfta ve 3. sınıfta da bir tane oğlan öğrencimiz var. Yanaki ile Selena ve Sotiraki. Niçin okullarımız boş dursun? Niçin böyle 2 öğrenciyle olalım? Burası dop dolu olabilir. Bir sınıf atmosferi oluşabilir. İşte bu bizim rüyamız. Yeteri kadar öğrencimiz olsun.